Sayın hocalarım, kıymetli katılımcılar, değerli öğrenci arkadaşlarım, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konservasyon ve Restorasyon Kulübü'nün 2020-21 eğitim öğretim yılı içerisindeki ikinci etkinliğine hoş geldiniz. Söyleşimize başlamadan önce bugün burada bir araya gelmemize sebep olan Sarat Projesi Koordinatörü Doktor Gül Pulhan hocamıza davetimizi kırmayarak kıymetli tecrübelerini bizlere aktaracağı için bir kez daha tüm katılımcıların huzurunda teşekkür ederim. Bu ve daha sonraki etkinliklerimizde bizlere ihtiyaç duyduğumuz her türlü desteklerini esirgemeden yanımızda olan kulüp danışmanımız Doçent Doktor Namık Kılıç hocama ve bizlerin buluşmasına imkan veren fakülte yönetimine, Öğrenci Kültür Merkezi'ne, kurumsal iletişim sorumlumuz Sayın Yusuf Karadağ Bey'e ve tüm bu çalışmalar ve hazırlık aşamasında destekleriyle beni yalnız bırakmayan kulüp yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Söyleşi esnasında sorularınızı sesli şekilde iletmeniz sayımız itibariyle karışık yaratabileceği için chat üzerinden yazılı olarak iletmenizi rica ederim. Konuşmacı hocamızın hakkında çoğumuzun bilgisi olduğunu biliyor olsam da aramıza yeni katılan arkadaşlarımız için kısa bir bilgi vermek isterim. Doktor Gül Pulhan, Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Proto Historia ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünde yüksek lisansını yapmıştır. Eski Yakın Doğu Arkeolojisi alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini Yale Üniversitesi'nden almıştır. Doktora üstü araştırmacı olarak Oxford Üniversitesi'nde bulunmuştur. Uzmanlık alanları Kuzey Mezopotamya, Bronz Çağları, Kültürel Miras Yönetimi ve Müzeciliktir. Bilkent ve Bilgi Üniversitelerinin yanı sıra kurucu öğretim üyelerinden olduğu Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünde ve Anadolu Medeniyetleri ve Kültürel Miras Yönetimi yüksek lisans programının da ders vermiştir. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin kuruluşunda eş küratör olarak görev yapmıştır. Ilısu Barajı Kurtarma Projesi kapsamında Gray Amerhöyük'te Batman Müzesi adına 2009-2019 yılları arasında kurtarma kazıları yapmıştır. Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına 2017-2020 yılları arasında Sarat Projesi'ni yönetmiştir. Halen Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nde kıdemli kültürel miras araştırmacısı olarak çalışmakta ve Bilgi Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Bugünkü söyleşimizin konusu olan Sarat Projesi arkeolojik varlıklar için risk yönetimi ve ilk yardım online sertifika programıdır. Sarat, Türkiye'de insanların arkeoloji ve etrafındaki konular hakkında ne düşündüğünü soran bir kamuoyu araştırması olup, bu sayede arkeologlarla gazetecileri, eski eser koleksiyonerlerini ve yerelde kültürel mirasla uğraşan paydaşlarını buluşturma hedefiyle toplantılar ve görüşmeler düzenleyerek bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Her biri sesi sanırım açık olan. Aslında herkesten rica edelim Evet, mikrofon. seslerini kapatmalarını rica edebilirsek. Pardon. Sağlamaktadır. Her biri alanında bir ilk olan bu programlarla Sarat Projesi, Safeguarding Archaeological Assets of Turkey, yani Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunması, arkeolojik mirasla ilgili bilgi ve kapasite inşası ve farkındalık yaratmada meslek içi ve dışı binlerce kişiye ulaşmış ve başarılarıyla 2020 Europa Nostra, Avrupa Kültürel Miras ve Avrupa Arkeologlar Birliği'nin Avrupa Arkeolojik Mirası ikincilik ödüllerini kazanmıştır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun ve benim de eğitimlerimi tamamlayarak diploma almaya hak kazanmış olduğum Sarat Projesi hakkında detaylı bilgileri birinci ağızdan bizlere aktarması için sözü hocama bırakıyorum. Tekrar herkese merhabalar. Bugün bizimle birlikte olan öğrencilere ve meslektaşlarımıza, dostlarımıza. Sarat projesi gerçekten bizim de çok severek yaptığımız bir proje oldu. Ve Sarat'ı anlatmak her zaman için bir zevk. Onun için ben hem bu davete, yani bana tekrar Sarat'ı anlatma fırsatı verdiği için, hem de bütün süreç boyuncaki kulüp başkanınız Burak Bey'in
Yani özenli iletişimine de ayrıca teşekkür etmek isterim. Çünkü pek çok yerde pek çok konuşma yapıyoruz. Her zaman herkes o kadar dikkatli ve dakik olmuyor. Şimdi bugünü şöyle planladık birlikte. Ben Sarat bir sürü boyutu olan bir proje. Herkes en çok dersi biliyor tabii. En Sarat'ı meşhur eden kısmı hakikaten bu arkeolojik varlıkların korunması ile ilgili olan dersimiz oldu. Dersi de anlatacağım tabii ama genel olarak da Sarat'ın nasıl bir proje olduğunu anlatacağım. Ondan sonra da sorularla ilerleyebiliriz. Şimdi ekran paylaşımı yapalım. Hocam ben çok teşekkür ederim. Sözünüzü bölmek istemedim ama aslında şu an çok da heyecanlıyım. Sizi eğitim sırasında ekranda görmeye tabii alışıktım ama burada da tekrardan birlikte olmak beni de çok heyecanlandırdı. Tekrardan çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi şöyle geçeyim. Şimdi sizlerin posteriyle başlamak istedim. Orada böyle biraz düşünceli bir şekilde görünüyorum. Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının emniyetini, iyiliğini düşününce insan haliyle düşünceli bir hal alıyor. Şimdi Sarat İngilizce bir başlığın kısaltması Safeguarding Archaeological Assets of Turkey, yani Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunması, ama kısa ismi akılda kalıcı bir isim olduğu için biz proje boyunca bu ismi sürdürdük. Hani tekrar bir Türkçe kısaltma yapmadık, karışıklık olmasın diye. Bu logomuzu da çok beğeniyoruz. Bu bir höyük. Üstünde de aslında Türkiye'de pek çok höyük bugün üstünde modern bir köyün yaşamını devam ettirdiği ve bir anlamda höyükleşme sürecinin devam ettiği yerler. Öyle bir hisle biz bu logoyu yaptık ama bazen bunu bir nehir ve nehir boyuncaki yerleşmeler diye yorumlayanlar da var. Ama biz bunu bir höyüğü düşünerek yaptık. Şimdi Sarat projesi, yani projeyle ne anlamı, yani proje ne demek oluyor aslında? Yani bir başı ve sonu var. İçinde yaptığımız işler veya gerçekleştirmeye çalıştığımız fikirler belki bir ömür boyu sürebilecek konular da olsa projelerin bir başlangıcı ve sonu oluyor. Sarat'ta 3 yıllık bir projeydi. 2017 ile 2020'nin Mart sonu arasında aslında uygulandı ve tamamlandı. Ama bir takım bölümleri Sarat'ın hala devam ediyor, ne mutlu ki, ama hani proje resmen tamamlandı aslında geçen sene. Şimdi İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta Kültürel Miras Fonu diye çok büyük bir fon açılmıştı 2016 yılında. Bu fonun kullanılabileceği ülkelerden bir tanesi de Türkiye'ydi. Biz de bu fona yazdık Sarat projesini ve yani oldukça da çekişmeli bir sürü, yani yüzlerce projenin arasından seçilen projelerden biri olduk. Projenin ana yürütücüsü, sahibi Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, hepinizin bildiği bir kurum. 73 senedir Türkiye'de işte kütüphanesiyle arkeoloji ve son dönemlerde tarih ve kültürel miras alanında da yaptığı çalışmalarla bu ülkedeki yabancı bilim kurumlarından bir tanesi. Projenin iki ortağı da vardı. Bir tanesi benim de eski üniversitem olan Koç Üniversitesi'nin ANAMET, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve İKOM, Dünya Müzeler Birliği'nin, Dünya Müzeler Konseyi'nin İngiltere şubesinden de bizim bu projemize ortak oldular ve böyle bir üçlü yapıyla ilerledik. Sağdaki fotoğrafı özellikle koydum çünkü bu Sarat'ın ana yürütücü kadrosunu görüyorsunuz burada. Hep yani bir kere kadınların yürüttüğü bir proje oldu. Belki başından özellikle böyle planlamadık ama böyle bir
şekilde ilerledik ana kadro olarak. Benim iki tanesi benim eski öğrencilerim olan Işılay ve Özlem iki başta, Gülşah da öyle, Nurbanu, Ayşegül, böyle bir kadro. Ama tabii bize yani danışman olarak uzmanlıklarıyla vesaire destek veren bu süreçte çok insan oldu. Ama pek çok kişi bana soruyor, Serhat gibi bir projeyi kaç kişilik bir kadro yürüttü? Yani full time Serhat için çalışan biz 5 kişiydik. Ama dediğim gibi pek çok aşaması için pek çok kişiyi aramıza kattık. Şimdi ana amacımız neydi Serhat projesini hazırlarken? Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının korunması, evet, ama bu korumanın yanına bir de kıymet verme fikrini eklemek istedik. Yani sadece böyle bir diğer şeylerden arındırılmış bir koruma eylemi değil de, yani insan bildiği, sevdiği, anladığı bir şeye kıymet verir ve kıymet verdiği bir şeyi de korur. Dolayısıyla biraz yaptığımız her işte aslında bunun mesajını da vermeye çalıştık ve bunu hatta önümüzdeki günlerde daha da vurgulamak istiyorum. Yani yalnız Serhat özelinde değil de, yani arkeolojik varlıkların korunması fikrinin biraz dışına çıkıp arkeolojik varlıklar için artık başka pozitif eylemleri de çağırmamız lazım insanlardan ve onu biraz vurgulamamız lazım. Ama bu ana koruma, kıymet verme fikrinin içinde diyelim. Çünkü bu yani biraz da böyle hani felsefi bir şey, yaklaşım. Bunun içinde bilgi, kapasite ve farkındalık arttırmak ana hedeflerimizdi. Bunları yaparken de, yani bu bilgi, kapasite ve farkındalık arttırma hedeflerimize ulaşırken de alttan alta hep yine verdiğimiz bir mesaj vardı. Ve bu bizim arkeolojiye olan yaklaşımımızdı aslında. Bunun bir tanesi bütünsellik. Yani bütünsellikle ne demek istiyorum ya da ne demek istedik? Yani arkeolojik varlıkları böyle taşınır taşınmaz, işte anıt eser veya işte sit alanı veya kazılmamış, yani pek çok sınıflandırma yapabiliriz arkeolojik varlıklarla ilgili, ama biz bunların bütününün korunması yönünde bir vurgu hep yaptık. Çünkü belki hiç kazılmamış, hiç el değmemiş bir yeri korumak, belki de kazılmış bir yeri korumaktan daha da önemli. Çünkü onun yıllar sonrası için bir önemi var, yıllar sonraki çalışmalar için. İkincisi, arkeolojik varlıkların bilimsel değerini hep vurguladık. Çünkü hele böyle objelerden, eserlerden bahsettiğiniz anda bir anda böyle bütün bağlamından kopup hani onun estetik değeri veya bir takım tasvirler ön plana çıkabiliyor. Halbuki bizim arkeolojiden gelen her veriden, değil mi, yarattığımız bir tarih var, bir bilim var ve bunu mümkün olduğu kadar yine arka planda vurgulamaya çalıştık. İkincisi de yani arkeolojik kalıntıların, arkeolojik dolgunun bütününün ve bağlamının korunmasının önemini çok vurguladık. Çünkü yani arkeolojiye bir bilgi üretme, insanın geçmişini anlama çabası diye baktığımız zaman, o zaman bir şeylerin yerinde bulunması, yerinde doğru kazılması çok büyük bir önem kazanıyor ve yani Türkiye'de bazen bütün bunların çok unutulup geride kaldığını ve çok böyle objelere odaklanan bir arkeoloji olduğunu görüyoruz. Şimdi siz konservatörlere böyle objeler önemsizmiş gibi konuşmak doğru değil. Tabii ki objeler, eserler çok önemli, ama bu bütünü, bu bütün resmi görmek lazım. Hı hı. Sağdaki fotoğraflar da, evet, benim geçtiğimiz 10 yılda yürüttüğüm Batman Graemer Höyük'ten. Yani mesela böyle el değmemiş bir depo odasını bulduğunuz ve kazdığınız zaman, yani onun hakikaten insana verdiği heyecan, ama yine oradaki bilginin bütünlüğü çok bambaşka bir şey tabii.
Şimdi bu saydığım yani hedefler ve arka plandaki fikirleri hayata geçirmek için peki ne yaptık? Şimdi Sarat'ın 5 ana programı oldu. Hatta belki başlarken daha 3 program, 4 program gibi konuşuyorduk ama zaman içinde projeler kendi hayatlarını da kazanıyorlar. Yani siz bir şey tasarlıyorsunuz kağıt üstünde ama onu uygulamaya, hayata geçirmeye başladığınız zaman onun da bir kendine göre hayatı ve sizi götürdüğü yerler oluyor. Şimdi başından beri Sarat'ın en ana odağı diyelim arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması adını verdiğimiz eğitim programıydı. Ve bu eğitim programı öncelerde yani ilk biz projeyi düşünürken aslında yüz yüze yapmayı düşündüğümüz bir programken birçok sebepten sonra bunu online bir programa çevirdik. Ama bu sebeplerin pandemiyle alakası yok. Çünkü bizim bu programı hazırladığımız yıllar 2017 ve 2018, uygulamamız da 2019. Ama yani ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı gördük aslında ve büyük bir tecrübe edindik. İkincisi, Türkiye çapında bir kamuoyu araştırması yaptık. Türkiye'de arkeoloji ve toplum ilişkisi diye. Bunların hepsini biraz anlatacağım, onun için şimdi fazla uzatmıyorum. Sonra hem bu arkeoloji toplum ilişkisi kamuoyunun sonuçlarını iletmek hem de yani yereldeki ilgili insanlarla bir araya gelip arkeoloji üstüne konuşmak için yerelde arkeoloji toplantıları adını verdiğimiz bir seri toplantı yaptık. Gazeteciler ya da genel adıyla gazeteciler, medya diyelim. Yani her konuda olduğu gibi arkeoloji ve kültür varlıkları konusunda da insanların görüşlerini çok etkileyen, yani toplumu çok etkileyen haberlerin ilk elden hepimize aslında geldiği kaynak ve burada bir takım sorunlar olduğunu yani bu işin içinde olan herkesin gördüğü gibi ben de görüyordum. Ve dolayısıyla gazetecilerle birlikte arkeoloji haberciliği atölyeleri yaptık. Son olarak da eski eser koleksiyonerleriyle ve eski eser koleksiyonerliğiyle ilgili olan bu konunun şu veya bu şekilde içinde olan bir takım uzmanları da kapsayan bir seri sistematik görüşme yaptık. Bütün bunları niye yaptığımızı da birazdan anlatacağım. Şimdi yani proje süresine bakarsak yani 2017'den 2020'nin Mart sonuna kadarki döneme bakarsak o dönemde Sarat'ın dersinden yani bu online dersinden 3809 kişi mezun oldu. 5 gazetecilik atölyesi yaptık Türkiye'nin farklı yerlerinde. Bunlara 102 gazeteci, medya mensubu katıldı. 20 eski eser koleksiyoneri ve dediğim gibi ilgili kişiyle görüştük. Ben bunlarla hatta hepsiyle ben görüştüm. Yerelde arkeoloji konuşmalarını, toplantılarını diyeyim, 6 ayrı kentte yaptık ve bunlara da 311 kişi katıldı. Yaptığımız kamuoyu araştırmasına da, yani bunu yine anlatacağım, KON'da araştırma şirketiyle birlikte yaptık tabii. Bu bizim kendi kendimize yapabileceğimiz bir şey değil. Türkiye çapında bir kamuoyu araştırması. Buna da 3601 kişi katıldı. Yani genel rakamlarla ilgili bir fikrinizin olması için. Şimdi kısa kısa ya da elimden geldiğince kısa kısa diyeyim ders yani programlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi arkeolojik varlıkların korunması ve korunması ve kurtarılması sertifika programı yani bizim İngiliz Arkeoloji'nin, İngiltere İKOM'un ve ANAMED'in ortak çalışmasıyla ve araya kattığımız uzmanların da yardımıyla bir kere yani ders programını ve içeriği böyle hazırladık.
Dünyada yani son yıllarda hepinizin farkında olduğu bir sürü şanssızlıklar ve felaketler oluyor arkeolojik varlıkların başına gelen. Bunların bir kısmı silahlı çatışmalar, bir kısmı kasten yok etmeler ama bir kısmı da doğal afetler, felaketler. Ve yani bu bizim komşularımızda, Orta Doğu'da da bunları çok görüyoruz ama dünyanın birçok yerinde, yani Uzak Doğu'da, Avrupa'da, Asya'da, Güney Amerika'da her yerde bunlar olabiliyor. Ve bu işlerdeki zararları en azından biraz daha hafifletmek için kültürel miras için afet yönetimi, risk yönetimi, afet hazırlığı ya da kültürel mirasa ilk yardım gibi çeşitli isimleri olan programlar ortaya çıkmaya başladı ve bu programların aslında öncülüğünü yapan insanlar da konservatörler. Ve özellikle sizlerin hepinizin yakından tanıdığı bir kurum İKROM. İKROM gerçekten dünyada bu işin öncülüğünü yapan bir model kurdu bu eğitimlerle ilgili olarak. Ve biz de aslında o modelden faydalandık ama o modeli çok geliştirdik, öyle diyeyim. Yani bunu hani övünmek için söylemiyorum ama bizim gerçekten Sarat kapsamında hazırladığımız ders programının muadili bir program dünyada da henüz yok ve tabii bizim bu dersimiz Türkçe ve Türkçe olması çok iyi bir şey. Çünkü hiç kimse tam kendi ana dilinde olmayan bir şeyi o kadar iyi anlayamıyor. Yani ben bunu kendim de böyle eğitimlere katıldım ve gördüm o eğitimlerdeki sıkıntıları. Şimdi evet biz bu dersi ne mutlu ki proje tamamlanmasına rağmen Koç Üniversitesi ile birlikte yani Koç Üniversitesi devam ettiriyor bu dersi. Biliyorsunuz halen ücretsiz olarak 2 aylık dönemler halinde devam ediyor. Buraya ders programını koydum ama şey yapacağım. Zaten küçük bir filmimiz de var ders tanıtımı ile ilgili onu da göstereceğim. Bu gerçekten çok güzel bir ders olduğu için ve sonunda Koç Üniversitesi bir sertifika da verdiği için bir başvuru ve seçim sürecimiz var. Çünkü istiyoruz ki dersi gerçekten faydalanabilecek insanlar alsın ve dersi alan insanlar da dersi tamamlasın. Çünkü bizim için esas amacımıza ulaşmamız bu ders. Peki bilgiler dersi alanlara ulaştığı zaman bir sürü esnekliği var tabii. Yani bunlar belki şunu da vurgulayayım. Şimdi bu herkes Zoom'a alıştığı için herkes zannediyor ki her online ders işte Zoom'u açıyorsunuz, bir şey anlatıyorsunuz oluyor. Öyle değil tabii. Mesela bu Sarat'ın online dersi videolar halinde önceden hazırlanan yani stüdyoda çekilen, edit edilen, hazırlanan ve çok özel bir sisteme yüklenen bir program yani öyle Zoom'la anında canlı olarak yapılan bir şey değil. Yani adeta bir televizyon programı hazırlar gibi diyeceğim hazırlanan işte içinde testler olan vesaire yani bir yönetim sistemi olan bir ders. Ve tabii bunun yani katılımcıya sağladığı da bir sürü kolaylık var. Bir kere istediği anda, istediği yerde dersi yapabiliyor vesaire. Şimdi biz bu dersi hazırlarken düşündük ki yani pek çok kişinin yaptığı işlerle, tecrübeleriyle bu derse katabileceği şeyler var. Dolayısıyla konusuna göre derslerin arasına hep böyle küçük röportajlar, filmler yerleştirdik. Burada ekranda o ders boyunca görüştüğümüz kişilerin isimlerini görüyorsunuz. Yani farklı konularda kendi tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Burada özellikle İKROM'un ve Aparna Tandon'u göstermek istedim. Belki yine sizin içinizden tanıyanlar vardır. Aparna Tandon çok uzun yıllardır Roma'da, İKROM'da görev yapan aslında Hintli bir konservatör.
Ve bu arkeolojik varlıklar için ya da kültürel varlıklar için risk yönetimi ve afet hazırlığı programını esas oluşturan insan o. Ve biz onunla epey temastaydık ve bizi İKROM'a bir konuşmaya da davet ettiler. Yine Sarhat'tan ve İngiliz Arkeoloji'den Işılay Gürsu ve ben, bu 2018'in Aralık ayıydı, Roma'da İKROM'da. Ya onların kendi uzmanlarına bu konuyu anlattık ve mesela onların da bu işten çok etkilenmeleri bize gerçekten çok kendimize güven verdi. Yani demek ki dedik hakikaten iyi bir şey hazırlayabildik. Şimdi Sarat'ın kısa bir online dersin kısa bir tanıtma filmi var. Orada biraz ders programını da anlattığım için şimdi bir an onu seyredelim. Sonra devam edeceğim. So the BIA is the leading institution in Sarat, a project awarded by the Cultural Protection Fund, and we are working together with Alamet and Icon UK on this project. One of the most important elements of Sarat is an online course that we are developing. The Sarat project partners with Anamet, the Research Center for Anatomy and Civilizations, as well as with myself in the department here. And we're looking at developing an online course and using the studio here at Coach in our online programs. Dersimizde hem arkeolojik varlıkların bugün karşı karşıya olduğu tehditler, onları korumak niye önemli gibi bir genel giriş var. Ondan sonra gerçekten acil durumlarda arkeolojik varlıklara, müzelere, sit alanlarına, kütüphane gibi yerlere bir acil durumun öncesinde riski azaltmak için neler yapılabilir? Böyle bir acil durumla karşı karşıya kaldığımız anda neler yapabiliriz? Ve esas olarak da sonrasında neler yapabiliriz diye teorik pek çok örnekler de içeren bir bölümümüz var. Ondan sonra bir miktar pratik becerileri arttıracak fotoğrafçılıkla ilgili, konservasyonla ilgili birkaç dersimiz olacak uzmanların verdiği ve sonrasında da özellikle Türkiye'nin arkeolojik varlıklarının zenginliğini ve Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası ile olan ilişkisini anlattığımız bir Türkiye'ye özgü bir bölümle dersi tamamlıyoruz. Bu ders kültürel miras, arkeoloji gibi konulara ilgi duyan, bu konularda çalışan kişilere açık bir ders olacak. Hiçbir ücret karşılığı olmadan online şekilde, ulaşabilecekleri bir şekilde Türkiye'den tüm katılımcılara açık olacak. Happy to be part of the Sarat project. I think the course is not just a technical course, but something that's really about, as a museum professional, how you make collections accessible and you protect them for future generations. Şimdi yani böylece aslında Sarat projesindeki kurumların yöneticisi insanları da görmüş olduğunuz bu video ile birlikte belki söyleyebileceğim bir tek şey var. Yani demin konferanstan önce de sohbet ediyorduk. Mesela konservasyon gibi bir alanda ya da genel olarak bütün bu arkeolojik varlıkların korunması, kurtarılması konusunda uygulama olmadan uygulama olmaması çok eksik kalıyor. Yani online ders, bir dersi online vermenin sonsuz avantajları var. Yani hayal bile edemeyeceğimiz sayılara ve yerlere ulaştık bu dersi online verdiğimiz için. Halbuki yüz yüze yapsak sayılar çok çok sınırlı olacaktı. Ama bu tarz bu afet risk yönetimi derslerinde normalde hep uygulamalar, senaryolar, rol, yani ben kendim de böyle şeylerin, böyle eğitimlerin parçası olduğum için çok iyi gördüm. Tabii onlar eksik kalıyor. İşte biz de onları kendimizce böyle konservasyonla ilgili bir ders, fotoğrafçılıkla ilgili bir ders, dijital koruma yöntemleriyle ilgili bir ders gibi biraz onlarla o açığı kapatmaya çalıştık ama hani bir şey eksik kaldı mı derseniz evet kaldı. Yani o pratik yapmayı
Yani bir oyun yaratmaya çalıştık ama sonra o bir hani bir video oyunuyla bazı şeyleri yapabilir miyiz dedik ama onu da proje boyunca yani istediğimiz seviyeye getiremediğimiz için şeye koymadık, programın parçası yapmadık ama işte insan böyle farklı şeyler, yöntemler düşünüyor tabii. Sarat dönemine bakarsak bu 3809 mezunumuz ki 9 ay içinde bu sayıya eriştik. Gerçekten Türkiye'nin her yerindeydi ve yani tek tek baktık 3 ilden mezunumuz olmamıştı. Yani eminim onlardan da aslında başvuru almıştık da herhalde mezun olma aşamasına gelemediler. Şey olarak baktığımızda da yani biz Sarat'ı nasıl duyurduk peki? Esas olarak sosyal medya ile duyurduk ve bu gerçekten çok etkili bir yöntem. Ama çok kısa bir süre sonra herkes bir arkadaşından, bir tanıdığından da duymaya başlamıştı. Dolayısıyla aslında bir işin en iyi reklamı, en iyi tanıtımı sizin bildiğiniz biri bunu söylerse oluyor. Sarat ne mutlu ki ilk döneminden sonra hakikaten ona da ulaştı. Yani herkes şey diyordu, sosyal medyadan ve evet bir tanıdığımdan duydum. Şimdi biraz rakamları güncellemek istedim size bu toplantı için. Çünkü dediğim gibi Sarat tamamlandıktan sonra şu ana kadar iki dönem daha ders yapıldı ve üçüncü dönem açılmak üzere. Dolayısıyla yani bu derse bugüne kadar toplamda 9582 başvuru almışız ve bunların 6021'ine kabul vermişiz ve bu kabul verdiklerimizden de 4213'ü mezun olmuş. Mezun olanların %69'u bir mesleğin içinde olan insanlar, %31'i öğrenci, %71'i kadın, %28'i erkek. Yani genel bilgiler bunlar. Dağılıma baktığımız zaman da yani üniversiteler birinci sırada ama üniversiteden kastım üniversitedeki lisans öğrencileri değil. Onları ayırdık çünkü sayı olarak. Fakat öğretim üyesi veya yüksek lisans ve doktora öğrencileri. Yani bu şey çok yeni elime geçmişti ve İngilizce kaldı. Kusura bakmayın ama onu size söylüyorum. Şimdi serbest çalışanlar diye bir kategori yarattık ve bu kategorinin Türkiye'de çok önemli bir yeri olduğunu görüyorum. Çünkü ister konservasyon olsun, ister arkeoloji olsun, ister bu tarz başka alanlar olsun, Türkiye'deki bir sürü genç insan sürekli bir iş bulana kadar ve bazen böyle bir iş bulmanın şeyi çok uzun olabiliyor, yani yılları alabiliyor ya da hiç olamıyor. Mesleğinden yine de vazgeçmiyor ve işte projeler dahilinde, kazılar dahilinde mesleğini sürdürüyor ve bu kültür varlıkları anlamında, arkeolojik varlıklar anlamında ve bunun yönetimi anlamında Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği bence şu anda. Ve biz eğer mesela serbest diye bir kategori tanımlamasaydık bu insanlar kendilerine işsiz demek zorunda kalacaklardı. Ama işsiz değiller. Yani iş buldukları anda zaten yapıyorlar ve mesleklerinden vazgeçmek istemiyorlar. Ve gördüğünüz gibi bunun yani ikinci büyük kategori olduğunu görüyoruz. Ve böyle bir dersin online olması o insanların bu dersi bulmasına neden oldu. Halbuki biz bunu bir kurum çerçevesinde yapsaydık, mesela sadece Kültür Bakanlığı içinde bunu diyelim yapsaydık, o zaman sadece oradaki insanlar istifade edebileceklerdi. Halbuki herkese açık bir sistem olmasının böyle yani müthiş bir şekilde ilgili insanlara ulaştığını görüyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Ama onun dışında yine Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışan yani her türlü uzmandan veya diğer türlü personelden
çeşitli müzelerden, yani yalnız bakanlık müzeleri değil, diğer özel müzeler, belediye müzeleri, yani eski saray müzeleri, şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı olan, onun dışında belediyelerden, koruma kurumlarından, öğretmenlerden, çeşitli derneklerde çalışanlardan ve ayrıca çok ilginç bir şekilde, yani içinde mesela arkeolojiyle ilgili ya da kültür varlığıyla ilgili birimlerin olduğundan haberimiz olmayan, mesela İstanbul'da İSKİ gibi, yani ya da Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü gibi veya jandarma teşkilatı gibi pek çok yerden kendi bizi bulup gelen ve bu dersi alan pek çok katılımcımız ve mezunumuz var. Ve böylece aslında yani biz Sarat'ı hazırlayanlara en büyük dersi, çıkarımı nedir derseniz, aslında Türkiye'de kültür varlıklarıyla ilgili, kültür varlıkları için çalışan, onların ayakta kalmasını, korunmasını sağlamak için çalışan ne kadar geniş bir insan topluluğu olduğunu gördük. Ve Türkiye'nin her yerinde. Hatta yani biz tabii ders Türkçe olduğu için hani Türkiye deyip durduk. Ama bu slide'da gösterdiğim gibi aslında yani Türkçe konuşan insanlar sadece Türkiye'de değiller tabii. Yani dünyanın dört bir tarafındalar. Ve ayrıca Azerbaycan'dan da anladığım kadarıyla yani Türkçesi bu dersi almaya yeten pek çok insan. Bu sayılar da arttı şimdi. Yani bunlar size Sarat döneminden koyduğum sayılar ama galiba yabancı ülke sayısı 21 falan oldu şimdi ve yurt dışından mezunlar da artıyor. Yani şunu demek istiyorum. Siz işe yarayacak ilginç bir şey yaptığınız zaman bunu her yerden bulup katılan ve istifade eden oluyor. Evet, bu mezunlarla ilgili bir grafikti ama zaten size anlatmış oldum. Ve dersin katılımcılarına sormuştuk. Hani bu dersin devamı olsa katılmak ister misiniz? %98 gibi bir oranda da dersin devamına veya benzeri başka bir derse herkes katılmak istediğini söyledi. Şimdi dediğim gibi ANAMET bünyesi altında devam ediyor. Size en son posteri özellikle koydum. 25 Ocak'ta yeni dönemin başvuruları açılıyor. Dönem 22 Şubat 22 Nisan arasında olacak. İKROM'la olan işbirliğimizin bir başka sonucu aslında Aparna Tandu'nun hazırladığı ve yine bu konudaki tek yayın olan kriz zamanlarında kültürel miras için ilk yardım el kitabını ve uygulama kitini biz Türkçe'ye çevirdik ve bu Sarat'ın web sitesinde duruyor. Oradan her ilgilenen indirebilir ücretsiz olarak. Sarat'ın bütün adreslerini de sunumun sonunda tekrar koydum ama Sarat projesi diye girseniz bulabilirsiniz zaten. Şimdi ikinci büyük işimiz diyelim ya da nasıl yorumladığınıza bağlı belki birinci büyük işimiz. Dediğim gibi arkeoloji toplum ilişkisi konusunda bir kamuoyu araştırmasıydı. Böyle bir kamuoyu araştırması Türkiye'de bugüne kadar hiç yapılmamıştı. Yani küçük çaplı anketler tabii var. Bazen öğrenciler yapıyor, öğren yerlerinde yapılıyor vesaire filan ama yani böyle tıpkı mesela siyasetle ilgili başka bir konuyla ilgili yapılan kamuoyu araştırması gibi sadece soruları arkeolojiyle ilgili olan bir kamuoyu araştırması ilk defa hayata geçti. Biz burada yani buradan anket sırasındaki bazı fotoğrafları görüyorsunuz. Gerçekten kapı kapı Türkiye'nin dört bir tarafında 3601 kişiyle konuşuldu. Bizim buradaki amacımız neydi? Yani hepimizin kendine göre arkeolojiyle ilgili, kültür varlıklarıyla ilgili, bunlar için neler yapılabilir, nasıl daha iyi korunabilir, ilgi var mı yok mu? Birçok görüşümüz var, birçok ön yargımız var, birçok fikrimiz var. Ama yani aslında hakikaten Türkiye
genelinin bu konularda fikri nedir, bilgisi nedir, arkeolojik varlıklarla nasıl ilişkisi var, bunları anlamaya çalıştık. Dediğim gibi yani gerçek bir kamuoyu yoklamasının bütün yöntemleriyle yapıldı bu. Öncesinde bazı arama toplantıları yaptık. Soru başlıklarını ve soruları hazırlamak için. Ve yani hem araştırmaya katılan kişileri, hem onların arkeolojiyle ilgili bilgi ve anlayış düzeylerini, hem nasıl bir ilişkileri olduğunu, ne yaptıklarını, hani bir yeri gidiyor mu, geziyor mu gibi, yani bunu genişletmek mümkün. Ve fikirleri, ön yargıları, değerlendirmeleri bu ana başlıklar altında 66 soru soruldu katılımcılara. Yine çok hızlı geçeceğim ama yine bu kamuoyu araştırması ile ilgili de bir özet raporumuz, sorular vesaire, bunların hepsi Sarat'ın internet sitesinde var. Yani daha merak eden oradan bakabilir. Mesela arkeolojik kalıntıların sizce değeri nedir? Yani nasıl bir değere sahip dediğimizde en büyük atfedilen değer manevi bir değer çıktı. Bunu da sanatsal ve bilimsel değerler mesela takip etti. Yine başka bir ilginç sonuç, bugünün Türkiye'sini hangi uygarlıklar meydana getirmiştir diye sorduk ve yani bu burada verdiğimiz kategoriler bizim verdiğimiz kategoriler. Tabii ki hani Türk, Müslüman, Selçuklu, Osmanlı gibi şeyleri toplarsak belki bir lokma daha fazla çıkıyor diğer sonuçtan, ama binlerce yıldır yaşamış medeniyetler dediğimizde yine de tek kalemde en büyük kategori buydu. Bir başka sorumuz, Türkiye'de yaşamış eski uygarlıklardan hangilerini biliyorsunuz diye sorduk. Burada bir cevap sunmadık biz onlara. Katılımcının kendinin bir şey söylemesini istedik. Burada ne yazık ki aslında çok yani iyi olmayan bir tablo var. Çünkü %47.7 hiçbir cevap veremedi. Yani hiçbir cevap veremedi. Bir şey telaffuz edemediler. Arkeolojik olarak baktığımızda da en büyük sonuç 12.8 ile Hititler ve buna da pek çok kişi Etiler dedi ilginç bir şekilde. Yine de en çok Hititler bulunuyor, biliniyor. Ama gördüğünüz gibi böyle Osmanlı, Selçuklu vesaire gibi uygarlıklar da yine insanların söylediği uygarlıklar olmasına rağmen yani neredeyse yarıya yakın bir kesim hiçbir şey söyleyemedi. Bu da bilginin ne kadar eksik olduğunu bize gösterdi. Yine mesela kültürel miras dediğimizde ne anlıyorlar, hangilerini kendilerine daha yakın buluyorlar diye yine bunlar bizim yazdığımız kategorilerdi. Ve özellikle de yanına biraz bina tipi ya da kültür varlığı tipini ekledik ki hani gözlerinin önüne canlandırabilsinler diye Osmanlı ile ilgili olan kültür varlığını kendilerine en yakın buldular. Bunu Selçuklular, sonra ilginç bir şekilde bir yerde hani somut olmayan miras dediğimiz gelenekler, görenekler, onu da antik kentler ve höyükler takip etti. Yani en az sevilenin de Bizans olduğu bu soruyla da biraz ortaya çıkmış oldu. Bu anketi biz 2018'in Mayıs ayında yapmıştık. Ve bunların tabii ki hepsi arkeolojik yerler değil ve bu yerleri de biz verdik. Yani onu da söyleyeyim, bu katılımcıya sen bir yer söyle demedik ama Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı açık ara Türkiye'de herkesin en çok bildiği yerlerdi. Yani illa gördüğü diye sormadık da bildiğiniz yer, o sene daha Göbekli Tepe yılı değildi. Yani eminim belki bu soruyu bugün sorsak Göbekli Tepe biraz daha üstlere çıkabilir ama yine de mesela Ayasofya'ya, Topkapı Sarayı'na yetişmesi mümkün değil. Arkeolojik
arkeolojiyle ilgili bilgiye nereden ulaşıyorsunuz diye sorduğumuzda, yani televizyon, müzeler ve internet birbirine çok yakın şekilde çıktı. Bu da çok mantıklı bir şey zaten. Ama burada yine dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Okul %2 gibi, yani sondan bir önce. Yani okulla arkeoloji ilişkisinin ne kadar koptuğunu burada görüyoruz aslında. Ve bence yani arkeolojik varlıklarla, kültür varlıklarıyla uğraşan herkese buradan bir mesaj çıkıyor diye düşündük. Yine çok hızla bakarsak mesela bu soru sorulan kişilerin %48'i hayatlarında daha önce bir arkeolojik alana gitmişti. Giriş ücretlerinin yüksekliğinden söz ettiler. Kaçak bir yerde kazı yapıldığını görsem polisi ararım diyenin sayısı %75'ti. Yurt dışına giden varlıkların geri dönmesini istiyor %89 gibi, çok yüksek bir kesim. Ama öte yandan direkt olarak, yani Türkiye'de geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntıları kendi kültürünüzün bir parçası olarak görüyor musunuz diye sorduğumuzda, yani böyle bir cümleye katılıyor musunuz diye sorduğumuzda %83 buna evet dedi. Arkeolojiyle turizmi çok ilintili görüyor insanlar. Defineciliğin suç olduğunu düşünüyor musunuz dediğimizde %80 suç diyor. Ama bu arada her 100 kişiden 7 kişi de şey dedi, yani define bulup zenginleşen bir tanıdığınız var mı diye sorduk. 100 kişiden 7 kişi buna evet dedi. bu da çok düşündürücü bir sonuç. Yani bunların üstünden dediğim gibi çok uzun uzun durulabilir. Öte yandan toplumun arkeolojiyle ilgili bilgi edinmesinden kim sorumlu diye sorduğumuzda da birinci sırada Kültür ve Turizm Bakanlığı, ikinci sırada da okullar çıktı. Şimdi bu da bize şunu gösteriyor. Yani bir yandan insanlar aslında okulların arkeolojiyle ilgili, arkeolojik varlıklarla ilgili bilgi vermekte sorumlu olduğunu düşünüyorlar. Ama belli ki bu bilgi verilmiyor. Onun için de hani %2'lerde, yani burada hakikaten el birliğiyle çözmemiz gereken bir mesele var. Biraz sorumluluklar açısından baktığımızda mesela %68 tarihi kalıntıların, yani bazen tarihi kalıntı dedik, bazen arkeolojik varlık dedik. Yani bu terimlere takılmayın. Çünkü yani bir toplumda ne kadar yaygın kullanabilirse bu tabirler, biz de o yaygınlıkta kullandık. %68 benim de bir sorumluluğum var dedi. %83'ü dediğim gibi bütün kalıntıları, geçmiş uygarlıkları kendi kültürümün bir parçası olarak görüyorum dedi. %82 de bu varlıkların çocuklarıma bir miras olarak kalmasını isterim dedi. Bunlar hep çok pozitif bilgiler. Sonra biz peki bu sonuçları ne yaptık? En kısa şekliyle yerelde arkeoloji toplantıları diye bir seri toplantı yaptık. 6 tane. Ve bu toplantılarda hem bu sonuçları paylaştık, hem yerelde bir arkeoloji konuşma platformu çok kısa süreli de olsa oluşturmaya çalıştık. Ayrıca dünyadan ve Türkiye'den başarılı bazı örnekler sunarak arkeolojik varlıklardan sosyal ve ekonomik nasıl bir fayda yaratılabilir, biraz bununla ilgili bir düşünce, konuşma açmaya çalıştık. Ve ayrıca o yereldeki kültürel mirasla ilgili paydaşlar arasında diyelim bir ağ, bir network oluşmasını sağlamaya çalıştık. Burdur'a, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya, Tunceli'ye, Kırklareli'ye ve Nevşehir'e gittik. Yarım günlük bir program oluyordu program. Sonra da beraber büyük bir öğle yemeği yiyerek sonlandırıyorduk bu toplantıları. Yani gerçekten çok ilgi gördü yine. Yani her gittiğimiz kentte, bazı kentler olağanüstüydü. Mesela Kırklareli ve Şanlıurfa ve Gaziantep'te hakikaten çok yüksek sayılarla yaptık
bu toplantıları. Her zaman yerelde bir kurumla işbirliği yaparak düzenledik bu toplantıları. Yani bu tarz işlerin başarılı olması için mutlaka zaten oradaki insanlarla birlikte hareket etmeniz, tereciye tere satmamanız gerekiyor. Yani proje açısından o da çok önemli bir deneyim. Burada gördüğünüz gibi kurumlardan, yani davet üstüne, yani davet ettik biz bu toplantıya katılacak kişileri. Ama tabii ki duyup gelen kimseyi de kapıdan çevirmedik. Bir küçük kitapçık verdik herkese, biraz bu örneklerden de bahseden. Bu toplantılar için birer küçük film hazırladık. Bu filmler bu sefer toplantıyı anlatan bir film değil de biraz insan-arkeoloji ilişkisini ve sorumluluğu gösteren filmler bunlar. Yine bunların içinden en sevdiğimi bir sizinle paylaşmak istedim. Şimdi bir saniye. Ben kendimi çok şanslı görüyorum. Kardeşlerimle beraber dünyada hiç kimseye nasip olmayan bir şey yaşadık. Adeta tarih içinde doğduk, tarih içinde büyüdük ve tarih içinde beraber yaşıyoruz. Onu el yapmak için bir temel kazıyor. Elin temelini kazarken mozaiğe rast geliyor. Bunu devlete haber ediyor. Müze müdürü geliyor, diyor ki bu bizim tarih eser. Bu harika bir mozaik diyor. Seni buraya bekçi yapalım diyor. Hem Anavarza Kalesi'ni koru hem de mozaikleri koru diyor. Annem bu Anavarza Kalesi'nde 34 yıl ören yeri bekçiliğini yaptım. Her birisi benim evladım derdi bu taşları. Annem, hatun diyor. Yani öyle bir sevgi yok ya. Bize zaten bu tarih sevgisini annemiz babamız öğretti. Oğlum biz bundan sayesinde ekmek yiyoruz. Koruyalım derdi yani. Yani hiçbir zaman görevine ihanet etmemiştir. Hiç kimseye pabuç bırakmamıştır. Bu görmüş olduğunuz Anavarza Kalesi, annem hatun dirici sayesinde gelecek nesillere bıraktı. Eğer korumasaydı, canla başla mücadele etmeseydi, bugün Anavarza'nın ağası diye bir şey kalmazdı yani. O tarihi eser korumak için de bekçi olmaya gerek yok. Müze müdürü olmaya gerek yok. Adeta buranın bekçisi hepimiz. Hepimiz bir bekçiz burada. Evet, bu yani Anavarza'nın şu anki bekçisinin söylediği şey o kadar doğru bir şey ki, yani diğer filmlerimiz de aslında hepsi çok güzel ama dediğim gibi bu beni gerçekten en çok etkileyen oldu. Yani çünkü bazı şeyler hep el birliğiyle herkes üstüne düşeni yaparsa başarılabilen süreçler, arkeolojik varlıkların, kültürel varlıkların korunması ve sevilmesi de böyle bir şey yani. Sadece akademik bir iş değil bu. Şimdi çok hızlı devam edersem, arkeoloji haberciliği atölyeleri şu amaçla yaptık. Yani ekranda görüyorsunuz ama yani arkeolojik haber yazımının kalitesini arttırmaya bir katkıda bulunmak istedik. Bilgi doğrulamak, arkeolojiyle ilgili, kültürel varlıklarla ilgili yazı yazan gazeteciler, medya mensupları için genelde büyük bir problem. Yani bazı şeyleri de yalan yanlış yazıyorlar çünkü o sırada birisine soramıyor, bir deadline'ı var, çok hızlı çalışmak zorunda filan. Hani bu konuda biraz bir işbirliği, yine bir ağ yaratabilir miyiz dedik. Bir de biz arkeologlar açısından, yani kültür varlıklarıyla uğraşan insanlar açısından en sakıncalı şeyler nedir? Yani bu sansasyonel haberlerin aslında nasıl geri teptiği, daha fazla zarar verdiği, o dönemde özellikle bu definecilikle filan ilgili çığırından çıkmış da bir durum vardı. Yani define arayıcı, yani defineci gibi kendince masum bir başlığın altında aslında basbayağı profesyonel arkeolojik eser talancıları, hani televizyonlarda konuk ediliyorlardı vesaire filan. Bütün bunları gündeme getirdik. Bir de gazeteciler için bir küçük kitapçık yaptık, yine arkeolojik terimler ve faydalı bilgiler diye. Biraz kronoloji, biraz süreçler, biraz da terimler. Bu kitabımız da internet sitemizde var. Kitapçık diyelim, yani bunu da herkes indirebilir.
Ve gerçekten çok güzel toplantılar oldu. Yani biz kendimiz doğru bakış açıları bizce ne, yanlış bakış açıları bizce ne gibi şeyleri anlattık. Sonra onlar kendi dertlerini bize anlattılar. Yani bunlar tabii çok karşılıklı konuşulan atölyelerdi. Ve bir de belki şeyi söyleyeyim, yani bu atölye çalışmalarının hepsini uygunsa bir arkeolojik alanda yaptık. Bazen bir mesela Antalya'da Akmed'in müzesini gezerek yaptık. Diyarbakır'da mesela zaten yazdı, çok sıcaktı. Bir otelin salonunda yaptık, biraz da klima ve serinlik olsun diye, ama sonrasında gazetecilerle birlikte bir arkeolojik öğren yerini gezdik. Bu gördüğünüz fotoğraf İzmir'deki Yeşilova Höyü Ziyaretçi Merkezi. Bursa'da yine benzer bir şekilde bir öğren yerinde yaptık. Yani gazetecilerle arkeologları da burada aslında bir araya getirdik. Sonra onlardan haber yazmalarını istedik. O haberleri Sarat'ta yayınladık vesaire. Yani bir yandan da işin pratiğini de yapmaya çalıştık. Son faaliyetimiz de diyelim, bu eski eser koleksiyonerleriyle ilgili yaptığımız görüşmelerdi. Çünkü yani arkeolojiyle, kültür varlıklarıyla uğraşan herkes arkeolojik alanların talanının ne kadar korkunç boyutlara vardığının farkında. Bu Türkiye'de de böyle, Irak'ta, Suriye'de de böyle. Ben genelde hep Irak-Suriye örneğini kullanıyorum çünkü Türkiye'den bahsetmeden bir şeyleri anlatmak bazen daha kolay oluyor, ama Türkiye'de belki bir o ülkelerdeki kadar savaşın ve otoritesizliğin getirdiği bir sistematik yağma yok, ama Türkiye'nin her yerinde de bu işin çok yaygın olduğunu, bu işin içinde olan herkes biliyor. Ve yani eski eser ticareti de hakikaten dünyada artık çok organize bir suç. Buradan büyük paralar da kazanılıyor. Peki koleksiyonerler bu işin neresinde? Yani belli ki bir yerinde onlar da. Çünkü sonuçta onların eline de bir eser geçiyor. Bu eser nereden çıkıyor? Yani bu Türkiye'de hiçbir zaman sorulmayan bir soru. Ama belli ki işte onlar da bu kaçak kazılardan çıkıyor. Yani belki çok tesadüfen bir köylü tarlasında bir şey buluyor, ama herhalde 500 eserde bir kere böyle bir şey oluyor. Yani biraz koleksiyonerlerle açıkçası bu konuları konuşmak istedik, ama başka şeyler de konuşmak istedik. Yani onları tanımak istedik, koleksiyonları tanımak istedik, onların motivasyonları ne, bunları anlamak istedik. Aslında çok da ilginç konuşmalar oldu. Burada onun sonuçlarını tabii ki çok uzun uzun anlatamayacağım. Dediğim gibi o kendi başına başka bir iş zaten. Ama şunu söyleyeyim, yani koleksiyonerler de seslerini duyurmak istiyorlar ve bu yalnız yani kendilerine ayrıcalık edinmekle falan ilgili bir şey de değil. Onların da bir sürü derdi ve söyleyeceği şeyler var. Gerçekten çok çok ilginç bir deneyim oldu ve çok samimiyetle hepsi projeye destek verdiler. Tabii mesela fotoğrafta görüyorsunuz İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin eski müdürü Doktor Zeynep Kızıltan gibi bu konunun çok içinde olan ve çok bilgili olan profesyoneller de bana çok şey anlattılar ve böylece ben aslında daha iyi bir resim oluşturabildim. Koleksiyonerlerin dediğim gibi kendini tanımak, koleksiyonlarının kapsamı ve özelliklerini anlamak, nasıl bu koleksiyonu oluşturuyorlar, onların sorunları, beklentileri, önerileri ne ve yani bu işin aslında arkeolojiye verdiği zararın da farkındalar mı? Bunu da, bu, bütün bunların hepsini konuşma şansım oldu. Yine çok kısaca bir deneme projesi gibiydi bu projenin sonuna doğru, ama Yandex'le Sarat küçük bir işbirliği yaptı, Arkeo Durak diye. Ve bazı seçtiğimiz yerlerde insanları gezmeye, görmeye davet eden kahverengi tabelalar diye böyle bir ufak bir şey yaptık. Yani insanlar yaklaşırken Yandex'te bu çıkıyor ve böyle kısa bir bilgi veriyoruz. Yine biraz bu farkındalığı ve tanıtımı arttırmak için Anadolu'nun Anıtları diye bir poster projesi yaptık aslında.
Yani bunları biraz sosyal medyadan duyurduk. Bu üç örnek size veriyorum ama aslında böyle 10 poster yaptık. Yani Türkiye'nin arkeolojik zenginliklerinin aslında ne kadar çeşitli, farklı olduğunu farklı bir biçimde nasıl duyurabiliriz diye bir denemeydi bu. İleride geliştirilebilir. Yani böyle küçük küçük başka işlerimiz de oldu. Bütün bunların sonucunda başta Burak'ın da dediği gibi hem 2020 Europa Nostra'nın arkeolojik eğitim beceri kapasite arttırma ve farkındalık yaratma kategorisinde bir ödülü Türkiye'ye getirmiş olduk. Hem de Avrupa Arkeologlar Birliği'nin arkeolojik miras ödülünde de onlar zaten bir birinci seçiyorlar, bir ikinci, bir üçüncü. Orada da ikincilik ödülünü aldık. Tabii bunlar bizi çok sevindirdi. Sarat'ın bütün, yani bu size anlattıklarımı aşağı yukarı ve sonuçlarını kapsayan bir dijital kitapçık hazırladık. Hem Türkçe hem İngilizce, o da sitemizde var. Onun dışında Sarat'ın sosyal medya proje tamamlanmakla birlikte sosyal medyası yaşıyor, web sitesi de yaşıyor. Ayrıca bir YouTube'da bir bütün bu hazırladığımız filmlerin hem tanıtım filmlerinin hem insan hikayesi filmlerinin hem yani diğer farkındalık yaratma filmlerimiz hepsi orada var. Oralardan projeye hala ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi benim yani bu gecelik anlatacaklarım bunlar. Sorularınıza veya daha açmamı istediğiniz konulara seve seve yardımcı olacağım. Hocam, proje hakkında yaptığınız paylaşımlar için çok teşekkür ederiz. Hepsi bizim için çok kıymetliydi. Bu sayede pek çok veriye erişebildik. Dilerseniz ben soru kısmına geçmek istiyorum. Birinci sorudan başlayayım. Bu arada ben sorularımı, 3 tane sorum var. Ben sorularımı ilettikten sonra diğer katılımcıların da sorularını size yönlendiriyor olacağım. Birinci soruma başlamak istiyorum. Arkeolojinin ülkemizdeki gelişimi ile ilgili çalışmalarınız var. Bu gelişim sürecinde kültürel mirasın korunmasını nerede konumlandırıyorsunuz? Arkeolojinin tarihsel gelişim yolculuğunda koruma ile ilgili karşılaştığınız önemli noktalar nelerdir? Birinci sorum bu şekilde. Bu yani belki aslında biraz belki cevap vereyim, ondan sonra ikinci soruyu alalım. Çünkü aslında bu soruların her biri hani insanın bir ömrünü vereceği işler, yani kapsamı çok geniş sorular tabii. Yani belki programın başında da, yani bu söyleşimizin başında söylediğim gibi, şimdi koruma tabii kendi başına çok kıymetli bir eylem ama benim gitgide, yani hem arazide çalışan bir arkeolog olarak, hem yani akademisyen bir hoca olarak, hem de işin kültürel miras yönüyle de yıllardır uğraşan bir insan olarak, yani kültürel miras dediğimizde ne aslında? Yani o bilgiyi ve varlıkları toplumla buluşturma meselesi ve bugüne, yani bugün anlamlı kılma meselesi. Yani arkeolojik varlıklar dursun, kalsın, aman korunsun diyoruz ama niye yani? Niye bunların toplumu niye ilgilendiriyor bu gibi sorulara hem cevap bulmak için hem de yani pratikte bir şeyler yapabilmek için tabii. Şimdi gerçekten dediğim gibi, yani benim gitgide kendi vardığım nokta bütün bu çalışmalardan sonra, biz bu koruma kelimesinin yanına başka eylemler eklemeliyiz. Yani arkeolojik varlıkların tanınmasını sağlamamız lazım. Öğrenilmesi, yani biraz öğrenilmesini, bilgi edinilmesini, insanların bunları sevmesini, yani kıymet vermek dediğimiz şeyler görüyoruz ki zaten toplumda bu var aslında, yani bunun nüvesi var ama bizim artık insanları sadece böyle koru demenin ötesinde bunlarla başka türlü ilişkiler kurmaya çağırmamız lazım. Yani bunun başında da herhalde biraz yani arkeolojik kültürel varlıkların hani gezilip görülebilmesini ve bunlarla ilgili bilgi edinilmesini
toplumda arttırmamız gerekiyor. Yani sadece turistler için değil bunlar. Esas bizim için. Hı hı. Tamam, şimdi pandemi falan, olağanüstü bir dönemdeyiz ama normal bir dönem için diye düşünürsek, yani bence bunların daha çok gezilip görülebilmesini teşvik edici işler yapmamız gerekiyor. Bazen bu bilgiler insanlar için çok soğuk, uzak, resmi olabiliyor. Yani herkes bir arkeolojik tanımı, bir tarihi tanımı anlamak, hemen anlamak, benimsemek zorunda değil. Yani belki bunlara alternatifler yaratmak gerekiyor. Ve yani genel olarak tabii bir bilinçlendirme gerekiyor. Yani öbür türlü, yani korumanın o kadar çok boyutu var ki, tabii ki ne bileyim restorasyon, konservasyon, o zaten çok ana damar. Ama o yani mesleğin içindeki insanları ilgilendiren bir şey, uzmanları ilgilendiren bir şey. Hani bizlerin o kendi aramızda konuşmamız gereken bir şey. Belki öncelikleri saptamamız gereken bir şey. Çünkü hani bizler Türkiye'nin arkeolojik zenginliğiyle, kültür varlığı zenginliğiyle yani çok övünüyoruz haklı olarak. Ama bir yandan da çok hoyratça harcıyoruz bunları. Çok kolay yok ediyoruz. Yani ve bu sonsuz bir şey değil. Bir de o var. Yani bu kaynaklar sonsuz değil. Yani yok ede yok ede bir gün hiçbir şey de kalmayabilir hakikaten. Yani biraz bunun üstünden giderek ve dediğim gibi yani sadece uzmanların değil, aslında herkesin, bütün toplumun buna sahip çıkmasını sağlamak lazım ana hedef olarak. Teşekkür ederim hocam. İkinci soruya geçiyorum. Özellikle son yıllarda savaşlar sonrasında kültür varlıklarının yoğun olarak tahrip edildiğini görmekteyiz. Bu saldırıda zarar gören eserlerin yeniden ayağa kaldırılması konusunda uluslararası kurumlarca gerçekleştirilen çalışmalar nelerdir? Sizin tavsiyeleriniz ne yöndedir? Şimdi aslında hani biraz bu Sarat'ın arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması dersi, dediğim gibi hani dünyada bu konuda gelişen bir alandan esinlenilip yapılmış bir dersti. Şimdi bir şey, yani bir şey yok olduktan sonra veya çok tahrip olduktan sonra onu geriye getirmek çok kolay bir şey değil. Tamam, yıkılan bir yapı onarılabiliyor, belki işte bir müzeden bir şeyler çalınmış götürülmüşse hani bunlar duyuruluyor bir şekilde, yasaklar konuyor, satılması önlenmeye çalışılıyor falan, ama burada aslında vermek istediğim bir mesaj var ve bu konularla uğraşan, yani bütün işi bu olan uzmanların da söylediği şey bu aslında. Bir şey sağlamken belgelemek çok önemli bir şey. Yani bu ister bir müze için konuşalım, bir müze ve bir müzenin içindeki eserler, ister bir arkeolojik alan için konuşalım, ister bir tarihi yapı için konuşalım. Yani barış zamanında her şey yolundayken bunlarla ilgili olabildiğince iyi bir belgelemenin olması, yani bunun içine her şey giriyor. Yani envanterden başlayalım. Belki en basit şey envanter ama bir yandan da bütün bu arkeolojik miras, kültürel miras işlerinde en önemli şey de iyi bir envanter. Yani bilgisinin, işte görselinin, her türlü dokümantasyonun olduğu. Dünyada tabii çok, yani dijital yöntemler de çok ilerliyor. Yani fotoğraf, biliyorsunuz yani artık hani fotoğraf, video çekmek artık çocukların yaptığı bir şey oldu. Ama bu çok büyük bir avantaj. Yani kültür varlıkları kaydı için de. Bütün bunlar var. Öte yandan yani bu yıllarda ben tabii böyle uluslararası fonlara falan çok bakıyorum. Nerede ne var diye. Gerçekten zarar görmüş yapıların ya da kurumların diyeyim, hani gerçek bir savaş tahribatı ya da bir afet tahribatı görmüş yapıların yeniden hani işlev kazanması, ayağa kaldırılması için epey uluslararası fon var aslında dünyada. Ama orada da şöyle bir çelişki oluyor. Zaten bir yer çatışma altındaysa oraya gidip böyle işlerle uğraşmanız mümkün değil. Yani böyle işler ancak barış altında, herkes huzur içindeyken yapılabiliyor. Ama siz barış zamanında bir iş yapmak istediğiniz zaman bazen ona istediğiniz parayı bulamıyorsunuz. Ama sonra
Mesela hani Yemen için baksak, Libya için baksak bugün dünyada bir sürü fon var. Ama hani kim gidip şu anda Yemen'de bir yıkık müzeyi tamir edebilir veya bir arkeolojik alanda koruma yapabilir? Ama dediğim gibi yani gitgide aslında bir felaket öncesi en iyi hazırlık ne yapılabilir? Buna yönelen bir eğilim var diyebilirim. Teşekkür ederim hocam. Üçüncü soruma geçiyorum. Biyografinize baktığımız zaman Boğaziçi, Yale, Oxford gibi üniversiteler tecrübelerinizin olduğunu görüyoruz. Kültürel mirasın korunması noktasında buralardan aldığınız eğitiminizin size verdiği katkılar nelerdir? Ve biz öğrencilere uluslararasılaşma noktasında vereceğiniz tavsiyeler nelerdir? Evet, yani ben şanslı bir insandım, öyle diyeyim. Yani iyi bir öğrenciydim. İyi bir öğrenci olduğum için bu okullara gidebildim. Yani bunların Yale'de, Oxford'da bunların hepsinde bursla okudum veya araştırmacı olarak bulundum. Dolayısıyla yani insanın iyi bir öğrenci olmasının ve yaptığı işi severek yapmasının yani her kapıyı açtığını da söylemeliyim. Yani özellikle bizi dinleyen öğrencileri yüreklendirmek için diyeyim. Üstelik şimdi bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Yani hani online, internet o kadar inanılmaz şeyler ki. Yani ben bunu belki bir anekdot gibi söyleyeyim. Yani ben doktora için yurt dışına başvurduğum zaman biz bayağı işte form doldurup zarfı postayla yollardık ve ben Yale Üniversitesi'nin hani başvuru süresinin dolmasına da az bir zaman vardı. Posta hızlı gitsin diye Atatürk Havaalanı'na gidip oradaki postaneden göndermiştim başvurumu. Çünkü o zaman hani uçağa hızla gidip yani böyle şeylerle bu da 1990 yılı yani hani tarih öncesinden bahsetmiyorum ama yani birçok şey çok daha kolaylaştı şimdi, onu demek istiyorum. Bilgi çok daha insanların elinin altında. Tabii bu köklü kurumlar yani bir orada çok iyi hocalarla çalışıyorsunuz ve yani konusunda belki dünyanın en iyi birkaç kişisi olan insanlarla çalışıyorsunuz ve o zaman yani insanın kendine hiçbir zaman yeterli dememesi gerektiğini öğreniyor. Yani insanın her zaman öğreneceği bir şey var. Yani hiçbir zaman ben bunu çok iyi biliyorum. Öyle bir şey yok yani. Yani insanın onu anlamasına yardım ediyor bu tarz kurumlar. Bir de tabii yani biz Türkiye'de yani hem çok şey var hem çok şey oluyor ve biz çok böyle kendimizle sınırlıyoruz bazen. Halbuki yurt dışına gitmek aslında dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını insana öğretiyor ve belki o anlamda mesela benim Yale Üniversitesi'nde doktora yapmam, ben doktorumu Suriye'de bir höyükte çalışarak yaptım. Ve dolayısıyla da hani Yakın Doğu, Mezopotamya konusunda çok ders aldım, çok yer gördüm. O tabii bana çok benzersiz bir tecrübe kazandırdı. Yani ufkumu açtı, öyle diyeyim. Ve o ufkumun açıklığı her zaman işe yarıyor. Yani dediğim gibi yani yani insan bir şeye niyetliyse bunun mutlaka devamını getirebiliyor. Onun için yani herkesin o konuda yapmak istediğinin peşinde gitmesini tavsiye edebilirim. Teşekkürler hocam. Benim soracaklarım bu kadardı. Şimdi isterseniz katılımcılardan gelen soruları size yönlendireyim. Burada hem sizin sunumunuz esnasında hem de şimdi gelen bazı güzel geri dönüşleri görüyorum. Burada İlgin Tufan adlı katılımcının Sarat mezunlarını bir araya getirecek bir online network kurmayı düşünüyor musunuz şeklinde bir sorusu olmuş. Yani bu süper bir fikir. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Aslında biz şöyle bir şey düşünüyorduk. Yani bu pandemi olmasaydı ve biz Sarat'ı biraz uzatabilmek için biraz bir para bulabilseydik aslında Türkiye'nin bazı yerlerinde Sarat mezunlarını bir araya getirebileceğimiz
büyük toplantılar yapmak istiyorduk. Ama tabii bu şimdi online'ın bu şekilde açtığı yöntemle, evet. Çünkü şunu da çok merak ediyoruz. Ve bunun için aslında belki bir sene, iki sene geçmesi de iyi bir şey olacak. Yani bizim o derste mesela değindiğimiz konular, öğrettiğimiz şeyler diyeyim, uygulamaya giriyor mu? Yani insanlar, bu dersten mezun olan insanlar hakikaten bu bilgilerden faydalanabiliyorlar mı? Bunu da ölçmek istiyoruz. Ayrıca da tabii katılımcılarımızı tanımak da istiyoruz. Çünkü biz yani Sarat sayesinde aslında çok büyük bir kültürel varlık, hani koruyucuları mı diyelim, gönüllüleri mi diyelim, yani böyle çok büyük bir topluluk yarattığımızın da farkındayız. Evet, bunu yapmak istiyoruz ve çok teşekkür ediyorum bunu bir kere daha dile getirdiği için dinleyicimiz. Sıradaki soruma geçiyorum hocam. Özellikle kültürel miras ve turizm bölümü öğrencilerinin programa katılma yönünde bir talepleri varmış. Bu yönde bir çalışma olacak mı acaba diyorlar. Bu soruya siz cevap vermeden önce bir de ben katılımla alakalı bir ilk değil, ikinci dönem mezunlarınızdanım. İlkini kabul görmemiştim. Hatta böyle çok şey katılamadığım için üzülmüştüm. Sonrasında sizin Heritage'da standınızda böyle bir daha çok hani alanda aktif olarak çalışanlara veya işte lisans sonrası öğrencilerine yönelik bir program olduğunuzu öğrenmiştim. Tabii ikincisinde katılma şansı bulmuştum ve gerçekten çok güzel bir eğitimdi benim için. Şimdi şöyle, o bahsedilen bölümden Sarat programına katılan pek çok insan var. Zaten de çok alakalı bir bölüm o. Sadece yani bunu şimdi Anamet'teki duyurularımızda da hep yazıyoruz. Şimdi ders online bir ders ama online ders demek katılımcı sayısını sınırsız yapabiliyoruz demek değil. Çünkü biz katılımcıları bütün uygulama boyunca, bütün program boyunca takip ediyoruz, sorularına cevap veriyoruz. Yani dersin bir yönetimi oluyor. O yüzden de hani biz dersi açtık, hani 5000 kişi gelecekse 5000 kişi gelsin. Yani böyle bir program değil. O yüzden de ne yazık ki reddetmek durumunda kaldığımız insanlar da oluyor. Bunun da temel sebebi, yani bizim önceliğimiz gerçekten mesleğin içinde ve bu aldığı bilgilerden yararlanabilecek olan insanlar. Bunu takiben de öğretiminin ya da eğitiminin biraz daha ileri bir aşamasında ve biraz da hani tecrübesi olan, senin de dediğin gibi. Dolayısıyla mesela üniversite birinci sınıf öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi, daha uzmanlık alanı her neyse, o konuda doğru dürüst bir ders bile görmemiş, hiçbir pratik tecrübesi olmayan birine bu dersi vermiyoruz hakikaten. Yani belki ileride bir gün, 3 sene sonra verebiliriz ama şu anda yani bu dersten daha, yani ders açıkçası yüksek lisans seviyesinde bir ders. Biz de biraz ona göre davranıyoruz. Evet, teşekkürler hocam. Şimdi bir diğer soruya geçiyorum. Türkiye'de ağırlık verilmesini ve hani projeler üretilmesini düşündüğünüz noktalar nelerdir? Bu STK dışında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da hassas bir nokta olarak ele alınmalı mıdır? Bu soruyu gönderen Selahattin Atatürk isimli bir sosyal bilimci öğretmen olarak soruyu göndermiş. Evet, yani şimdi yani hem anketten çıkan sonuçlar hem de bizim bu verdiğimiz derse öğretmenlerden olan ilgi aslında burada ne kadar büyük bir boşluk olduğunu bize gösteriyor. Mesela bu sene İzmir'de bir özel liseden iki hoca bizim Sarat'ın dersini yapmışlardı. Ve kendi öğrencileri için bir tür böyle model Sarat gibi, küçük bir Sarat gibi bir kültürel miras programı yaptılar. Ben de onlara birazcık yardımcı oldum.
Ve böyle galiba haftada bir saat veya iki saat bir kulüp aktivitesi gibi ya da bir ekstra ders gibi böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi bence de aslında bu kadar özellikle yani ilk öğretimde diyelim pek çok farklı ders okunuyor zaten. Bunların içine bir miktar arkeoloji ve kültürel mirasla ilgili bir şey girse ama bu yani çocukların seveceği, ilgi görebileceği, yaşadıkları yerdeki müzeleri, işte öğren yerlerini, tarihi yerleri gezebilecekleri falan bir şekilde ayarlanabilirse bence çok çok iyi bir şey olur. Yani bizim bu konuda en azından şimdilik Milli Eğitim Bakanlığı ile bir temasımız, görüşmemiz olmadı ama yani sadece Sarat projesi için de değil aslında bu yani bu konuya kafa yoran herkesin belki bir arada çalışıp sunması gereken bir şey. Evet, yani okullardaki bu açığı bir şekilde kapamamız lazım. Bu sorunun dışında hocam bir tane bir iki farklı sorunun aslında benzer olduğunu görüyorum. Projeye başvururken nelere dikkat etmeliyiz ya da farklı bölümlerden mezun olmamızın bir önemi var mı? Hani başvurular sırasında gibi bir soru vardı. Onun dışında başka bir soru şimdilik göremiyorum. Yani farklı bölüm yani biz bölüm anlamına bir kısıtlama uygulamıyoruz aslında ama dediğim gibi yani şimdi arkeolojik varlıkların korunması, kurtarılması neticede de bir ihtisas konusu. Hani biz bunun içinde kültür varlıkları ile ilgili ve Türkiye'deki arkeolojik varlıklarla ilgili genel bazı şeyler anlatıyoruz ama neticede de bir mesleki kapasite arttırmayı hedefleyen bir eğitim bu. Dolayısıyla mesela sadece arkeolojiye hobi olarak çok ilgim var diyen birini ne yazık ki alamıyoruz derse veya işte çocukluğumdan beri arkeolog olmak istiyordum ama olamadım diyen birini alamıyoruz. Ama yani şu veya bu şekilde mesleği çok başka bir şey olsa bile ayrıca şeyi de vurgulamak istiyorum. Yani bir eğitim yani konunun çok içinde olan biri şu veya bu sebeple konunun çok içinde olan birinin üniversite eğitimi olmayabilir. Mesela diploması olmayabilir. Bu da bizim için önemli değil. Ama önemli olan hakikaten bu dersin içeriğiyle o kişinin ne kadar uyuştuğu ve dediğim gibi biraz da tecrübe. Dolayısıyla şunu tavsiye edeyim. Bazen mesela kendini tanıtmak için insanlar çok kısa klişe CV'ler gönderiyorlar. Halbuki mesela bir işle ilgili bir mesleki tecrübesi, bu konularla ilgili bir mesleki tecrübesinin olduğunu görmek bizim için çok kıymetli. Yani o zaman anlıyoruz ki bu insan sadece konservasyon bölümünün bir öğrencisi veya sadece arkeoloji bölümünün bir öğrencisi değil. Aslında işte kazılara da gidiyor, öğrenmeye de çalışıyor falan. Yani o tarz tecrübelerini mutlaka yazsınlar başvuruda. Hı hı. Başka şu anda soru göremiyorum hocam. Eğer katılımcılardan başka soruları varsa onları alabiliriz. Evet, belki bir şey soru yani galiba o kısmına cevap veremedim. Hani başka ne düşünüyoruz? Şimdi biz bu yani hazırladığımız tarz bir eğitimin yani bu illa ders gibi olmak zorunda da değil ama bu tarz eğitimin çok yani işe yaradığını ve gerçekten çok geniş kitlelere ulaştığını gördük. Dolayısıyla aslında başka konularda böyle eğitimler hazırlayabilmeyi istiyoruz. Yani mesela benim hani hayalim ne diye sorarsanız yani Anadolu uygarlıkları konusunda yani koruma değil ama uygarlıkların kendi yani arkeolojinin tarihin kendi konusunda aslında böyle bol filmli, bol görselli ve çok yeni bilgilerin de hani yeni çalışmaların, işte yeni kazıların vesaire böyle şeyleri de anlatımımıza katabildiğimiz bir şey hazırlamayı yani bir ekiple tabii hazırlayabilmeyi çok isterim. Çünkü aslında yani biz şimdi halkta bilgi yok falan diyoruz ama yani bazen bir arkeoloji müzesine gidiyorum mesela yani o kadar yanlış etiketler, o kadar yanlış tarihler, o kadar yanlış bilgiler görebiliyorum ki yani
güzel, iyi bir Anadolu uygarlıkları bilgisinin bayağı işe yarayacağını düşünüyorum. Sanırım bir... Davetler geliyor galiba ama... Evet, sanırım sizi bir davet ediyorlar. Evet, onun keşke. Dışında sorusu olan yoksa hocam tüm paylaştığınız veriler için ve katkılarınız için teşekkür ederiz. Bugün sayenizde bir araya gelmiş olduk. Ben de teşekkür ederim. Belki siz şeyi de söyleyin, yani kaydettik bu toplantıyı. Kaydediyoruz. Şu an toplantı oturumumuz zaten kayıt altında. İlerleyen zamanlarda bunu da kulübümüzün YouTube sayfasında paylaşacağız. Zaten sosyal medya hesaplarımızdan da bunu tekrardan duyuracağız. Evet, yani bugün dinleyememiş olanlar belki sonradan da dinleyebilirler. Ben de herkese zamanı için ve size özellikle bütün kulübünüze, organizasyonunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi özellikle ders için konservatörler zaten çok şey önemli bir kitle. Yani küçük sınıflar kabul edilmiyorlar diye üzülmesinler. Bu yani şahsi bir başarısızlık değil, tamamıyla dersin kitlesini nasıl tanımladığımızla ilgili bir şey. Ama özellikle yüksek lisans doktora öğrencileri veya dördüncü sınıfta ama hani konusunda biraz deneyimi olan insanlar başvursunlar, çekinmesinler. Bir kere reddedilmek de hiç önemli değil. Yani biraz daha sonra, biraz daha deneyimle her zaman başvurabilirler. O zaman teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Tamam. Bu chat'tekileri siz bir yere kaydedebiliyor musunuz? Bunu da hocam şey gene metin halinde bana kaydettikten sonra geliyor. Onu da size ben özelden sonrasında mail olarak iletirim. Sevinirim. Evet. Evet. Peki. Çok teşekkürler. O zaman ben veda ediyorum. Tamamdır. Biz görüşmeler. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere inşallah. Gerçekten iyi günlerde. Umarım tekrardan yüz yüze görüşmek üzere diyorum.